Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. TYT AYT matematik tekrar kampımızın bugün 6. günündeyiz. Ve 6. gün PKB 10'un konu özetlerini yaptık. Şimdi ise sevgili arkadaşlarım tekrar sorularını birlikte çözeceğiz. Ücretsiz PDF'in açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla indirebilirsin. Telefonuna, tabletine, bilgisayarına istediğin yerden kullanabilirsin. İstersen çıktısını alabilirsin çıktısını alıp benle beraber ilerleyebilirsin. Kafana göre takılabilirsin. Çözemediklerini benden dinleyebilirsin. Hepsini yapabilirsin. Ama benim tavsiyem çıktığını al veya tabletinden aç ekranını ve benle birlikte izle. Tamam yani bütün soruları benle beraber çöz. Benim sana tavsiyem budur. Ekstradan arkadaşlarım abone olmayı ve tabii ki videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi size tek videoda birbirinden güzel 20'den fazla PKBO sorusu çözeceğim. Hazırsanız artık derse başlayabiliriz. Hadi bakalım. Evet gençler, neler diyor bir bakalım. Permütasyon, kombinasyon, binom olasılık tekrar soruları. İlk sorumuza bakalım. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaçında rakamlar soldan sağa, küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır diye soruluyor. Yani şunu yapacağız biz. Soldan sağa, küçükten büyüğe doğru sıralayacağız ya. Mesela örnek veriyorum ben 3 tane sayı seçsem. 2'yi seçtim, 4'ü seçtim, 5'i seçtim. Zaten bunlar tek biçimde sıralanabilir. Yani hani 2, 4'ten, 4'te 5'ten küçük olduğu için veya işte gittin 1 seçtin, 3'ü seçtin, 5'i seçtin. Zaten bunlar sadece bu şekilde sıralanabilir. O halde ben bunların içinden herhangi 3 tanesini seçsem e, bana yetecek demek. Herhangi 3 tanesini 5 tanesinden herhangi 3 tanesini seçim yapacaksan bak permütasyon diyordu. Sıralanışlarından bahsediyor ama biz ne yapacağız? Sadece 5 tanesinden 3 tanesini seçip bırakacağız. Yani kombinasyon yapacağız. 5'in ikilisinden doğru cevabımız 10 gelir. Demek ki cevap A şıkkıymış. Devam. 18 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerle oluşturulabilecek ikişerli grupların sayısı kız öğrencilerin sayısının 3 fazlasına eşitmiş şimdi kaç tane erkek olsun? Ya, hocam en tane erkek olsun Bu grupta en tane erkek var e, kaç tane kız olur? 18 eksi en tane de kız öğrenci olacaktır Bu grupta Peki erkeklerle oluşturulabilecek ikişerli gruplardan bahsediyoruz bak o zaman ben enin iki tanesini seçelim erkeklerle enin ikilisi tane grup oluşturabilirim iki kişilik Pekala işte bunlar kız sayısının 3 fazlasına eşitmiş. Yani şunun 3 fazlası yani 21 eksi n'e eşitmiş. Buna göre sınıftaki kız öğrencilerin sayısının rakamları toplamı soruluyor. Şimdi ben burada n'i bulup 18 eksi n'i yapıştıracağım cevaba. Hocam n'in ikilisi demek n çarpı n eksi 1 bölü 2 faktöriyel demekti. Bu da 21 eksi n'e eşitmiş. E şimdi ben bunu içeri dağıtırsam n kare eksi n gelirken Buradaki 2'yi de sağ tarafa çarpım olarak gönderirsem 42 eksi 2 ne yapar? Buradan da ifadeyi şuraya çektim. N kare artı N eksi 42 eşittir 0 gelir. Şimdi ben bunu N'e N burayı da artı 7'ye eksi 6 diye çarpanlarına tabii ki de ayırabilirim. Buradan da N 6 veya eksi 7 gelir. Şimdi N dediğim şey gençler bir insan sayısına eşit olacaktı. O zaman eksi 7 tane insan olamayacağına göre demek ki ne kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. E kız sayısı 18 eksi neydi? 18 eksi 6 dersem kızların sayısı 12'yi verir bana. Ve şu ikisinin toplamı sorulmuş. Demek ki cevabımız 3 olacakmış. Yani cevap C şıkkında verilmiştir dedik. Ve devam. 2 tane evli çift, 3 tane bekar arkadaştan oluşan 7 kişilik bir arkadaş grubu Aşağıda üstten görünümü verilen çevresinde 8 adet sandalye bulunan masaya oturacaklar. Bak 7 kişiler ama 8 kişilik bir masa bu. Çiftler masada karşılıklı oturmak istediklerine göre 7 kişilik arkadaş grubu bu masa etrafına kaç farklı şekilde oturabilirler diye soruluyor. Şimdi öncelikle şunu yapacağız. Karşılıklı olan kaç tane sandalye var? Bak bir şurası var, bir burası var, pardon. Bir şurası var, şurası var ve tabii ki de bir de böyle var. Yani toplam 4 tane. Bu 4 tane karşılıklı sandalye gruplarından 2 tanesini seçtim. 4 tanesinden herhangi iki tanesini seçtim. Mesela gençler şunla şunu seçtim. Bir de şunla şunu seçtim. 4 tanesinden iki tanesini seçtikten sonra elimde ben çiftleri oturacağım ya evli çiftleri oturtacağım buraya. E 4 kişiler. 4 kişiler. Ama şöyle bir durum var. Evli çiftlerin isimleri A ve B olsun. Tamam mı? Şimdi iki tane de elimde masa var. Ya şurası ya da burası. Şimdi A, bu, A kişilerini seçiyorum. A evli çiftini seçiyorum. A ailesi. Bunlar kaç farklı yeri tercih edebilirler? İki. Yani ya şurayı tercih ederler oturmak için ya da burayı tercih ederler. O halde iki faktöriyel dedim. Çarpı e, B artık geri kalan oturacak. B ailesi geri kalan koltuğa oturacak. Bu cepte iki faktöriyel dedik. Bir de bunlar örnek veriyorum kadın buraya erkek buraya oturdu ya. Erkek de kadın bir de yer değiştirebilirler. Çarpı 2. E burada da aynı şekilde kadın buraya erkek buraya erkek buraya kadın buraya. O zaman iki farklı biçimde daha yer değiştirebilirler. Geriye kaldı 3 kişi. Şimdi burayı 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 doldurdum. 3 kişi var ama 4 tane de boş yer var. Birinci kişiye sordum kaç nereye oturabilirsin? 4 farklı yere. İkinci kişi 3. Diğer kişi de 2 farklı yerden birisine oturabilir. İşte cevabımız buydu. 4'ün ikilisi 6'dır. 6 da 2 çarpı 3'tür biliyorsun. Çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 dedim. Şimdi ben bunu bir güzel kısaltmam gerekiyor. Çünkü şıklarımızın hepsi faktöriyelli falan. Şimdi mesela şurası 4 faktöriyel yapar mı arkadaşlar? Yapar bak. Burası 4 faktöriyel. Daha sonra 2 kere 2 4 çarpı 3 çarpı 2. E burası da 4 faktöriyel geldi. Çarpı bir de 2'miz var. O halde 2 çarpı 4 faktöriyelden 2 tane olduğu için 4 faktöriyelin karesi bana cevabı verir. Yani cevabımız B şıkkında verilmiş diyeceğiz sevgili gençler. Evet devam. İsmail dede 6 torunundan en az 5'ine 100 lira ya da 200 lira harçlık verecek. En az 5'ine diyorsa ya 5 tanesine verecek şu şekilde veyahut 6 tanesine verecek diyeceğiz. Aynen bu şekilde. Pekala. Torunlarından en az ikisine 100 lira en az ikisine de 200 lira verecek olan İsmail'de torunlarına kaç farklı biçimde harçlık verebilir diye soruluyor. Bak harçlık verme e, durumundan bahsediyor. Torunlarının aldıkları harçlıkların çeşitlerinden bahsetmiyoruz. Kaç farklı biçimde harçlık verebilir bunu ölçeceğiz. Şimdi eğer 5 kişiye harçlık veriyorsa bunu en az ikisine 100 lira verecekse mesela ikisine 100 lira üçüne 200 lira verebilir. Aynen bu şekilde ya da 3 tanesine 100 lira değil mi? 2 tanesine de 200 lira verebilir. Eğer ki 6 kişiye verecekse bunu 2 tanesine 100 geri kalanlarına 200 verebilir. Aynen bu şekilde. Veya 3 tanesine 100 lira verir ve geri kalanlara 200 vermiş olabilir. Veya 4 tanesine 100 verir arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Ve 5. ile 6. ya da tabi 200 verebilir. Pekala. Şimdi şu şekilde harçlık verecekse bunu kaç farklı biçimde sıralayabilir? 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bak 2 tane 100 var 2 3 tane 200 var bu yüzden bunu yaptım. Artı burada da 3 tane 100 olduğu için yine 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yapacağım. E şimdi burası 120'yi 6'ya böldüm. 20'yi 2'ye böldüm. 10 geldi artı burası da 10 gelecek. Toplamda 20 farklı biçimde bu şekilde harçlık dağıtabilir. Pekala bir de bu tarafa bakalım. Eğer ki bu şekilde verecekse 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel artı şu şekilde yapacak olursa 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel artı bu şekilde yapacak olursa da 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyeceğiz. Şimdi şu ikisi birbirinin aynısı. Bir tanesini hesaplamam yetecek. 6 faktöriyel 4 faktöriyel bölersem 6 kere 5'ten 30 gelir. Bir de 2'ye böldüm. 15 e hocam burası da 15 yaptı. 6 faktöriyel 6'ya böldüm. Ne geldi? Ee, yani 100 720'yi 6'ya böldüm. 120, 6'ya böldüm. Burası da 20 geldi. Bunları da toplarsak 50 gelecektir. 50 de burada var. 20, 50 daha 70 yapar. Cevap D şıkkıdır. Geçtim bir sonraki soruya bir binom sorusu. x eksi 2y'nin eninci kuvveti ifadesinin açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında terimlerden bir tanesi x kare çarpı y üzeri dörtlü bir terim olduğuna göre k kaçtır diye soruluyor. Şimdi x'in azalan kuvvetlerine göre açtığımız takdirde e, biz ne yapıyorduk? Şunu. Şimdi hocam burada 2 ile 4'ün toplamı bana buradaki n'yi yani 6'yı veriyordu. n 6'ymış. Ve ben şunu kullanacağım. n'in R'lisi çarpı X üzeri N-R çarpı Y üzeri R biçiminde yazıyordum ben bu açılımı. Şimdi N'in R'lisi demiş N6'ydı. Unutmayalım. 6. Şuranın 2 gelmesi için R'nin 4 olması lazım. 6'nın 4'lüsü çarpı X'in bak X'in ne diyeceğim ikinci kuvveti çarpı eksi 2Y'nin de dördüncü kuvveti. Direkt şuradakini buraya yazıyorduk. Pekala. Şimdi altının dörtlüsü altının ikilisidir. Altının ikilisi 15'tir. Çarpı x kare çarpı eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. Çarpı bir de y üzeri 4'ümüz var. Bak dikkat et. x kare ve y üzeri 4'lü terimin kat sayısı neymiş? 15 ile 16'nın çarpımıymış ki 15 kere 16 bana 225 artı 15'ten 240'ın ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da e şıkkıdır deriz. Devam arkadaşlar. Farklı bir soru daha. Üniversitede yaz okuluna kalan 8 öğrenci Kemal Hoca'nın analiz 1 dersine katılacaktır. Aşağıda bu derse ait bir görüntü ve ders alan öğrencilerin de aynı zamanda isimleri de verilmiş. Öğrencilerin oturacağı sıralar A ve B dörder kişilik sıralardır. Aynur ve Serdar'ın aralarında mutlaka bir kişi oturacak ve Serdar B grubundaki bir sıraya oturacaktır. Bu şartlara uygun biçimde kaç farklı şekilde oturma düzeni vardır? Şimdi Serdar'ın B grubunda oturacağı kesinse 4 farklı durumu var. Serdar burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir ve burada olabilir. Şimdi en baştakini alalım. Serdar en baştaysa eğer Aynur doğal olarak buraya oturacaktır. Bak Serdar en baştaysa Aynur doğal olarak arada araya bir kişi boşluk bırakacak ve bir soluna oturacak. Doğru mu? E pekala şimdi ne demişti? E, kaç farklı biçimde oturabilir demişti ve mutlaka bir kişi oturacaktı. Pekala Şimdi Serdar burada, Aynur buradaysa onların yerleri belli ya. Geriye kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 kişi kaldı. Hatta bir de şöyle 6 kişi. Peki o zaman bu 6 kişi 6 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Artı. Şimdi devam edelim. Serdar eğer buradaysa Aynur buraya oturamaz, buraya da oturamaz. Mecburen buraya oturacak. E geri kalanlar yine 6 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir. Artı, artı. Eğer ki Serdar şuradaysa buraya oturursa Aynur buraya oturabilir. Buraya oturabilir. Ve buraya oturabilir. He. Şimdi o zaman bu 6 faktöriyelden 2 tane olacak. Doğru mu? Eğer ki Serdar buraya otursa Aynur buraya veya buraya oturabileceği için yine 2 çarpı 6 faktöriyel diyeceğiz. Bir tane burada, bir tane burada, iki tane burada, iki tane burada. Toplam 6 tane 6 faktöriyel bana cevabı verir. Cevap D şıkkı olur. Evet devam. Başka bir soru. Yukarıdaki logoda. A bölümü zemindir. A bölümü şurası arkadaşlar. Tamam. Zemin ve yazı birbirinden farklı olmak üzere 5 farklı renkten ikisine boyanacaktır. Ee, zemin için parlak, mat ve parlak ve mat. Yazı içinde ışıklı, baskın ve gölgeli seçenekleri mevcut. Buna göre kaç farklı logo tasarlanabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle zeminle, zeminle Yazı farklı renklerde olacaktı. Yazı için 5 seçenek varken zemin için 4 seçenek kalır. 5 çarpı 4. Şimdi çarpı ben yazının efekti için 1, 2, 3 farklı şey seçebilirim. Çarpı zeminin tipi içinde parlak veya zemin olmak üzere 2 farklı seçenek mevcut. 5, 4, 3, 2 bana 5 faktöriyeli verir. Bu da 120'dir. O halde doğru cevabımız da 120 olur. Cevap C şıkkıdır. Evet gençler devam ediyorum. Farklı bir soru daha. 15'in üçlüsü, 15'in birlisi çarpı 17'nin ikilisi, 15'in ikilisi çarpı 17'nin birlisi, 17'nin üçlüsü. Bu işlemin sonucu kaçtır? Bu işleme bir soru giydirerek devam edelim. Eğer ki ben 15 tane mavi ve 17 tane kırmızı kalemin olduğu bir kalemlikten 3 tane kalem seçmiş olsaydım, kaç farklı biçimde yapabilirdim bunu? 3 tane 3 tane kalem demiş ya. Bunun bir tanesi mavi Bir tanesi mavi Ya da bir tanesi mavi ile başlayalım Direkt şöyle başlayalım Bunun üçü mavi olabilir Üçü de mavi olabilir Veya ikisi mavi Ya da şöyle diyelim Bir tanesi mavi Bak biri mavi İkisi kırmızı olabilir Başka İkisi mavi Biri kırmızı olabilir Değil mi? Bir de gençler Hepsi kırmızı olabilir Üçü de kırmızı olabilir. Peki şimdi bakın ilk ihtimalde 3'ü de mavi olsun istersek eğer 15'in üçlüsü kadar farklı biçimde ben bunları seçebilirim. Artı biri mavi ikisi kırmızı olsun istiyorsa 15'in birlisi çarpı 17'nin ikilisi kadar seçmem gerekiyordu. İkisi mavi biri kırmızı diyorsa 15'in ikilisi çarpı 17'nin birlisi diyecektim. Ve üçü de kırmızı olsun istersem de 17'nin üçlüsü diyecektim şimdi şurada bulduğum sonuç şunun aynısı mı? Evet. Peki aslında bakarsanız biz ne yaptık az önce? Toplamda 32 tane kalemden herhangi 3 tanesini seçtik. Yani cevabımız 32'nin üçlüsü olurdu sevgili gençler. Devam. Farklı bir soru daha. Ne demiş soruda? X artı 1'in 6. kuvveti çarpı Y artı 1'in 7. kuvveti ifadesinin açılımında X, X küp çarpı Y kareli terimin katsayısı kaçtır? diye sorulmuş. Şimdi ben x küplü terimin katsayısını bulacaksam bak burası 6 ya. 6'nın üçlüsü çarpı x üzeri x üzeri e, kaç gelir? 3 çarpı y üzeri 3 gelir. Doğru mu? Pekala. Şimdi bize ne lazım? x küp çarpı y kareli terimin katsayısı gerekiyordu. Unutmayalım bunu da. Peki şimdi e, bu arada y değil orası özür dilerim. 1'in küpü olacak. Çok, çok üzgünüm. 1'in küpü. 1'in küpü de 1 zaten. O zaman bu 1'i yazmama lüzum yok sanırım değil mi? Peki çarpı şuradan da arkadaşlarım y kareliği bulmam gerekiyor ya. E, y kare dediği için bu da birinci terim olduğu için bu sefer de 7'nin 5'lisini seçmem gerekiyor. 7'nin 5'lisi çarpı y kare çarpı 1 üzeri 5 yapmam gerekiyor ki 1 üzeri 5 de 1'dir zaten. O halde 6'nın 3'lüsü 20 yapar. 7'nin 5'li ise 7'nin 2'lisidir biliyorsun o da 21 yapar. İkisini çarparsam doğru cevabı bulabilirim ki ikisinin çarpımı bana 420'yi verecektir. Evet devam. 11 kişilik bir futbol takımının oyuncusu olan İsmail ve Burak hakkında teknik direktörleri Ahmet Hoca şunları düşünüyor. İsmail Santrafor oynarsa ki bunu ST ile göstermişiz. Burak ofansif orta saha oynayacak. Şimdi İsmail Santrafor'sa yazıyorum bak. İsmail Santrafor'sa Burak ne oynayacakmış? Ofansif orta sağa oynayacak. Pekala. Burak sağ bölgede oynarsa ki sağ bölgede ne var? S sağ atak ve sağ bek var. Doğru mu? Şu şekilde sağ bek var. İsmail sol bölgede oynayacak diyor. O zaman SLA ve SLB olur İsmail içinde. Şimdi iki farklı ihtimal vardı. Unutmayalım. Takımını bu plana göre kuran Ahmet Hoca takımın kalecisinin pozisyonunu hiç bozmadan kaç farklı dizilişle takımını sağa sürebilir diye soruluyor şimdi İsmail'in santrafor oynayabilmesi için iki farklı yer var ya sağ santrafor ya da sol santrafor oynayacak iki çarpı e, Buran yeri zaten belli ofansif orta sağ oynayacak bir çarpı şimdi varsayalım İsmail sol santrafor oynadı Burak da ofansif orta oynadı. E kalecinin yeri de belli zaten. E, takım 11 kişiydi. Üçünün yeri belliyse artık geriye kaldı 8 kişi. Bunlar da 8 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Artı eğer ki İsmail sol bölgede oynayacaksa iki farklı seçenek mevcut. Burak da sağ bölgede oynayacaksa iki farklı seçenek mevcut. Şimdi gel gelelim şu kısma. Varsayalım ki İsmail sol atakta oynadı. Burak da sağ atakta oynadı. E, kalecinin yeri de zaten belli. Geriye yine 8 kişi kaldı. Bunlar da 8 faktöriyel biçimde sıralanabilirler dedik. Pekala. Şimdi ne yapacağız hocam? İşte bunları toplayacağız. Burada kaç tane 8 faktöriyel var? 4 tane 8 faktöriyel. Burada 2 tane 8 faktöriyel. Toplamında 6 tane 8 faktöriyel vardır. Cevabımız 6 çarpı 8 faktöriyel olur. Yani cevap C şıkkında verilmiştir deriz. Evet gençler sabredin daha 3 sayfamız var. Devam edelim. İkisinin ismi Ali olan 5 arkadaş tuttukları takımın maçını izlemek için Erdem'in evinde toplanıyorlar. Erdem oturma düzenini arkadaşları eve gelmeden tasarlayıp sandalyelerin arkasına yazmış. Biraz takıntılı bir arkadaş. Obsesyon var herhalde. Arkadaşlarının hepsi aynı anda Erdem'in evine gelmiş ve sandalyelerin arkasına bakmadan oturmuşlar. Tabi adam onu mu düşünecek yani? Yer buldu mu oturacak? Erdem kendi sandalyesini bildiği için ortadaki sandalyeye oturmuş. Şimdi bu Erdem doğru yere oturmuş. Bunda bir sıkıntı yok bak. Burası okey. Buna göre herkesin kendi isminin yazılı olduğu sandalyeye oturmuş olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey iki tane Ali var. Hangi Ali hangi Ali bilmiyoruz. Önemli de değil demek ki. Yani adam Ali yazmış. Ali'lerden birisi bir Ali yazan sandalyeye öteki de diğer Ali yazan sandalyeye otursa kafi bizim için. Şimdi peki Herkesin kendi isminin yazılı olduğu sandalyeye oturma olasılığı soruluyordu bize. Şimdi o zaman istenen durumu bir seçelim. Mesela Ali vatandaşından başlayalım. Şu Ali, tamam bu Ali. Kaç farklı yere e, tercih etip oturabilir? Daha doğrusu istenen durumu bulabilmek adına iki farklı yerden bir tanesi. Çarpı, bak çarpı diyorum. Çünkü olay zorlaşıyor. Yani bir kişinin e, kendi isminin yazılı olduğu sandalyeyi bulma olasılığı mı daha e, ...yüksek olur. Yoksa aynı anda dört kişinin mi? Tabii ki de yüksek olan bir kişidir. Dört kişi olduğu için olay zorlaşıyor. Dolayısıyla çarpmaya devam ediyorum. İki çarpı. Şimdi diğer Ali'ye bakalım. Diğer Ali için tek bir ihtimal kaldı. E, Onur için de, Anıl için de tek bir ihtimal var. Dolayısıyla bir çarpı bir dedim. Bölü, bölü tüm durum. E, tüm durum ne? Erdem zaten kendi yerini biliyor ve oturuyor zaten. Diğerleri kendi içlerinde 4 faktöriyel biçimde... ...yer değiştirebilir. Evet buna... Bu Ali'nin buraya ve bu Ali'nin buraya oturmuş olma ihtimali hocam bölü 2 faktöriyel demeyeceğiz mi? Demeyeceğiz. Çünkü çünkü Ali'nin buraya yani buradaki Ali farklı Ali, buradaki Ali farklı Ali. İsimler aynı olsa da biz kişileri oturtuyoruz. Sandalyeleri değiştirmiyoruz. Aklında bulunsun. Pekala o zaman üst taraf ne yapar? 2, alt taraf 24. 2 bölü 24 de bana 1 bölü 12'yi verir. Cevabım da B şıkkı olur. Devam. A ve B noktasından Hızları farklı olan iki araç aynı anda birbirine doğru yola çıkıyorlar. A ve C noktalarıyla B ve C noktaları arasındaki tüm yolların uzunlukları da birbirine eşit. Yani şuradaki her bir yol birbirine eşit arkadaşlar. Tamam. A'dan yola çıkan araç B'den yola çıkan araçtan daha hızlı. Şimdi o zaman ilk B'ye kim varır? A'dan hareket eden araç varır. Yani bu buraya geldi. Diğeri de bu yollardan birinde. E diyor ki bu araçların karşılaşma olasılığı. E tabii ki de bu buradan yola çıktı. B'ye geldi ya artık. Varsayalım ki bu burada. E bunun burayı tercih etme olasılığı 1 bölü 3. Buradaysa 1 bölü 3. Buradaysa 1 bölü 3. Hep 1 bölü 3 olacak. Yani cevabımız C şıkkıdır dedik. Geçtim diğer soruya. A ve B sayıları belli miktarda küçük kağıtların üzerine yazıldıktan sonra kağıtlar katlanıp bir kavanozun içine atılıyor. Bu kavanozdan ilk çekilen kağıtta A sayısının yazıyor olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Şimdi o zaman ben şunu diyeceğim. A ve B sayıları belli miktarda küçük kağıtların üzerine yazılıyor ya. A yazılı olan kağıt ve B yazılı olan kağıt için konuşalım. Şimdi ilk çekilen kağıtta A sayısının yazı A sayısının yazıyor olma olasılığı 1 bölü 3 ise o zaman K tane A varsa demek ki 2 K tane de B olacak. niye? Çünkü istenen durum bölü tüm durum bana 1 bölü 3'ü versin diye. Tüm durum 3 kaymış demek. Pekala çekilen kağıt kavanoza tekrar konulmadan arka arkaya iki kağıt çekilirse eğer birinci kağıtta B ikinci kağıtta A yazıyor olma olasılığı 8 bölü 30 düşmüş. Bak dikkat edin ne şimdi. İlk kağıtta B yazıyor olma ihtimali 2K bölü 3K'dır. Çarpı çarpı. İkinci kağıtta A yazıyor olma ihtimali A'dan hala K tane var ve toplam kağıt sayısı 3K eksi 1'e düşmüştü hatırlarsan. İşte bunların çarpımı bize neyi veriyormuş? 8 bölü 33'ün ta kendisini güzel şimdi şurada sevgili arkadaşlar Kları bir götürelim Bu klar bir gitsin 3'e böldüm 3'e böldüm 11 3 2'ye böldüm 2'ye böldüm 4 şimdi K bölü 3K eksi 1 eşittir 4 bölü 11 diyeceğim Buradan da içler dışlar yaparsam 11K eşittir 12k eksi 4'ten K kaç gelir 4 gelir Demek ki Demek ki şu K kaçmış 4. Buradaki 2K kaçtır o halde? 8'dir. Buna göre tüm kağıtların üzerine yazan sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuştu bize. E ben şöyle bulurum. A yazan 4 tane varsa 4A'dır. B yazan 8 tane varsa 8B'dir. Bunları toplarsam da 4 parantezini aldığım takdirde A artı 2B geleceğinden hiç şüphem olmaz. Cevap da B şıkkı olur. Güzel soruydu. Devam. Aşağıda iğnesi ile kalem ucu arasındaki mesafeleri verilmiş 3 tane pergel gösterilmiş gençler. Analitik düzlemde A0 A 0'a 0 yani orijin. Hemen şöyle göstereyim isterseniz size. Şöyle yapalım arkadaşlar. 0'a 0 şurası. 7'ye 0. E 7'ye 0 hocam şurada bir yerdedir. Ve 4'e 4. Şimdi 4 de şuraya yakın olsun. Şöyle şurası da 4 olsun. Doğal olarak da 4'e 4'te de burası olur. Pekala burası C noktası, burası B noktası ve burası da A noktası dedik. Güzel. İşaretlenmiş. Ve bu 3 pergelin iğneleri 3 farklı noktaya rastgele konulup kalem uçları bir tam tur çevrilip 3 tane çember çizilmiş. Buna göre merkezleri ABC olan çemberlerin 3'ünün kesişim bölgelerinin olma olasılığı kaçtır? Yani üç de kesişme olasılığı soruluyor bize. Şimdi burada A ile B arasındaki mesafenin ben 7 birim olduğunu görüyorum. Ve dolayısıyla 3 ve 4 eğer biri buraya, biri de buraya yani biri A'ya, biri B'ye yerleşirse o zaman şöyle bir görüntü oluşur bak. 4 birimlik olan şu şekilde bir görsel oluşturacaktır. 3 birim yarı çapı olan da şu şekilde bir görsel oluşturacaktır. Ve imkanı yok bunların kesişim noktaları, kesişim bölgelerinin olmasına imkanı yok. Doğal olarak ben artık şunu söyleyebilirim. 4 buraya geldiyse 3 buraya gelmemeli. 4 buraya geldiyse 3 buraya gelmemeli. Yani 3 ve 4 orada olmayacak abi. Tamam. Pekala. O halde, o halde ben şunu söyleyebilirim. Diğer tüm durumlarda bir sıkıntı yok. O halde ben şunu söylerim. Bunlar kaç farklı biçimde buraya dağılabilirler? 3 faktöriyel. Bu tüm durumdur. Peki istenen durum 3 faktöriyel eksi bak eksi 4 santimlik buraya, 3 santimlik buraya, 5 santimlik buraya veyahut şunla şunu yer değiştiririm. Yani iki tane istenen istenmeyen durum var. 3 faktöriyelden 2'yi çıkarırsam 4 bölü 6 bana cevabı verir ki cevap 2 bölü 3'müş. Doğru cevap 5 kıydı. Güzel soruydu. Devam. Diyor ki sema odasının duvarlarına edebiyat dersi için 4 tane pembe ve 5 tane sarı yapışkanlı kağıt asmış. Ya yapışkanlı kağıtlardan ikisi de hani öyle olur ya zamanla yapışkanları zayıflamış arkadaşlar duvardan düşmüş. Düşen kağıtların renklerinin aynı olma olasılığı soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğim bu toplam 9 tane kağıt vardı. 9 tane kağıttan herhangi 2 tanesinin düştüğünü biliyorum. 9'un ikilisi derim bu tüm durum olur. E, tüm durumun yanına bir de şunu yapmamız gerekiyor o zaman bizim. İkisinin de pembe veya ikisinin de sarı olma olasılığı. E şimdi 4'ün ikilisi kadar pembe veya 5'in ikilisi kadar sarı düşebilirdi. 4'ün ikilisi 6, 5'in ikilisi 10, 9'un ikilisi de 9 çarpı 8 bölü 2'den 36'dır. Demek ki cevabı 16 bölü 36'ymış. Ben bunu 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 9, 4 bölü 9 bize cevabı verir. Doğru cevap B şıkkıydı. Devam. Bir basket potasına tek bir atışta Buranın basket atma olasılığı A. Buranın basket atma olasılığı 2A eksi 1'dir. Bu hedefleri arka arkaya üçer atış yapan Buğra ve Buranın yalnızca son atışlarında basket atabilmeleri olasılıklarının oranları kaçtır? Oranı soruluyor. Şimdi Buğra, Buğra İkisi de üçer üçer atış yapıyor. Şimdi Buğra'nın e, yalnızca son atışlarında basket atabilsin istiyor ya. Buğra birinci seferde basket atamasın istiyoruz. Yani bir eksi A olasılıkla atamaz. İkinci atışında yine bir eksi A. Üçüncü atışında A olasılıkla atar. Peki bu Buğra'nın sadece üçüncü atışında basket atma olasılığı. Bölü Buğra'nınkine bakalım. Birden 2 A eksi 1'i çıkardım. Ne geldi? 1 eksi 2a eksi 1. 2 eksi 2a geldi. 2 eksi 2a. İkinci atışında da atamadı. Üçüncü atışında atsın istiyoruz artık. Bunu da bu şekilde çarpacağız. Şimdi 1 eksi a ve 1 eksi a sadeleşirse şunlar 2 ve 2 kalır. Değil mi? Alt üst taraf a oldu. Alt tarafta 2 kere 2 4. 4'ü içeri dağıtırsam ya da 4 parantezin alırsam 2a eksi 1 gelir. Tamam. Şimdi... Oranı soruluyor ya bana. Ya bunun buna ya da bunun buna oranı bana cevabı verir. E burada baktığımız takdirde ne var? 4 parantezinde 2a eksi 1 bölü a d şıkkında mevcut cevap d şıkkı olur. Devam. Aşağıdaki 6 birim kare boyanarak farklı desenler elde edilecek. Bu boyama işlemiyle ilgili de aşağıdakiler biliniyor. Birinin diğer ikisine ortak kenarı olan 3 kare sarıyla boyanacak. Geriye kalan 3 kareden biri mavi, biri kırmızı, biri yeşille boyanacak. Aşağıda bu boyamalar sonucunda oluşan 2 tane desen verilmiş. Buna göre kaç farklı desen elde edilebilir? Şimdi ben bu 3 tanesini sarıya boyayacağım. Yalnız bunlar birbirine komşu olacak. Bunun için ya hepsi hepsi şöyle sıralı olur. 2 tane durum burada var. Artı. Daha sonrasında bak şöyle bir durum var. Şu şekilde sarı gelir. Bunu ben 4 farklı şekilde çevirebilirim. Aynı şekilde şu şekilde sarı gelebilir. Bunu da 4 farklı bir biçimde çevirebilirim. Yani 4 artı 4 diyeceğim. Yani istenen duruma dedi 10 çarpı çarpı Şimdi varsayalım ki ben şunları sarıya boyadım hocam. Bak gösteriyorum şimdi sana. Var sayalım ki ben tuttum, şuradan sarıyı seçtim. Şunları sarıya boyadım. Boyayamadım. Olabilir. Gülmeyin bana. Ha boyayamadı falan diye. <laughs> Alt tarafı boyayacaktın. Boyama bile yapamadın. 3 tanesini boyadım. Diğer 3 renk buraya 3 faktöriyel biçimde sıralanır. Bu istenen durumdur. Tamam bu istenen durumdur. O halde 10 çarpı 3 faktöriyel 6 60 bize cevabın ta kendisi verir. Doğru cevap E'ydi. idi. Devam. Aşağıda farklı renklerde üzerinde ağırlıkları yazan 9 tane ağırlık verilmiş. İşte 2 kilo, 2 kilo, 4 e, kilo, 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo, 8, 8, 8. Erol bu ağırlıkları kullanarak Aşağıdaki eşit kollu teraziyi denge konumuna getirmek istiyor. Buna göre Erol terazinin dengeye gelebilmesi için ağırlıkları kaç farklı biçimde boş kefeye yerleştirebilir diye sorulmuş bize. Şimdi en kısa yoldan yapalım. 16'nın karşısına 8 ve 8 gelirse biz tamam oldu dengeye geldi deriz. Değil mi? Şimdi bu bir tane 8'in yerine 8 4 4 yapabiliriz. Veya 8'i de 4 tane 4'ümüz olduğu için 4-4-4-4 yaparız. Veya 8'i koydum 4'ü koydum 2 tane de 2 kiloluğum vardı ya şu şekilde yaparım gene 16 olur. Veya gençler başka var mı bakalım şuradaki 4'ün bir tanesini mi bak 4-4-4-2-2 yaparım. Tamam başka da zaten yok. Peki kaç farklı şekilde olabilir bu? E, 8 kiloluk 3 tane vardı 3'ün ikilisi biçiminde seçerim bu da ne olur 3'ü verir. 8'den 3 taneydi 3'ün birlisi. 4'ten 4 taneydi 4'ün ikilisi. 3 kere 6'dan bana 18'i verir. Geldim buraya. 4'lerin hepsini seçeceğim. Dolayısıyla 4'ün dörtlüsünden 1'i verir. 8'den bir tane seçtim. 4'ten bir tane seçtim. 2'den 2 tane vardı. 2'nin ikilisi geldi. Burası da 12 yaptı. Ve geldim buraya. 4'ten 4 taneydi. 4'ün üçlüsü 3 tane seçtim. Çarpı 2'den 2 taneydi zaten. Burası da bana 4'ü verir. Şimdi bunları toplama zamanı. 3, 18 daha 21 1 daha 22 12 daha 34 4 daha 36 yapar. Bir yerde hatamız var demek ki. Bir bakalım hatamız nerede? E, çünkü şıklarımızda 36 yok. Ya da yanlış topladık. Bakalım bir daha bir. 3 18 daha 21 22 12 daha 34 38 yapıyormuş gençler. Hatalı toplamışız. Cevap A'ymış. Evet, devam. Aşağıdaki tabloda bir hastanede çalışan doktorun deneyim süresine göre ünvanları verilmiş bize. Mesela burada intern 3 tane, uzman 3 tane, profesör 4 tane doktor varmış. Bu hastanede çalışan doktorlar bir sempozyuma aşağıdaki kurallara göre katılacaktır denilmiş. E 4'er kişilik 2 ekip şeklinde katılım sağlanacak. Önce bu verilmiş. 4'er kişilik 2 ekip. İnternlerin tamamı, 4'er kişilik 2 ekip çıkıyor mu? 4, 3 daha, 7, 3 daha, 10 yaptı. 10 kişiler... Ama dörder kişilik iki ekip şeklinde katılım sağlanacak. Yani iki kişiyi seçmeyeceğiz. Toplam 8 kişi. İnternlerin tamamı sempozyuma katılacak. İki ekipte de her deneyimden en az bir kişi olacak. Şimdi dört kişi şurada. 4 kişi de burada. İnternlerin tamamı katılacaktı. Bunu lütfen unutmayalım. İki ekipte de her deneyimden en az bir tane olacak. Yani mesela uzman, uzman, prof ve prof. Tamam. Kaç tane intern vardı? 3 tane intern vardı değil mi? Şimdi ben internlerin ikisi şuraya gelse desem bir tanesi mecburen buraya gelecek. Doğru mu? Ve geriye de şuraya uzman veya profesör olan seçeceğiz artık. Buna göre sempozyuma katılacak gruplar kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye sorulmuş bize. Şöyle diyeceğim. Şuraya katılacak uzmanı seçelim. Uzman kaç taneydi? 3'ün Üç. birlisi. Çarpı. Profesörü seçelim. Profesör 4 taneydi. 4'ün birlisi. Çarpı. Şimdi buraya bir tane intern seçiyorum. Bir tane. 3'ün birlisi çarpı buraya da uzman veya profesör seçeceğim. Şimdi bir tane uzman bir tane profesör seçtim ya e doğal olarak burada 7 kişilerdi kaldı 5 kişi. O 5 tanesinden bir tanesini de buraya seçeceğim. Çarpı şimdi karşıya geçtim karşıya. 3 tane uzmanım vardı 3 tane uzmanım vardı. Yalnız şöyle bir durum var tabi şurayı silelim. Ben buraya önce uzman seçeyim sonra profesörü seçeyim. Uzmanı seçmek istersen bir tane uzman seçtiğim için geriye kaldı iki tane ikinin birlisi dedim. Çarpı şimdi devam edelim. Geriye kalan bir tane uzman buraya gelir zaten. Profesörden ben dört tane vardı birini seçmiştim üç tane kaldı üçün birlisi. Internlerin geriye kalan ikisi de buraya yerleşir. Ya da 3 tane uzmandan bir tanesi, 4 tane prof'dan bir tanesi, 3 tane intern'den bir tanesi çarpı. Buraya az önce uzman seçmişim şimdi profesör seçeceğim. E bir tane profesörü seçmiştim 3'ün birlisi kadar yine seçebilirim çarpı. Şimdi buraya uzman 2 tane kaldı. Dolayısıyla 2'nin birlisi çarpı. Şimdi profesör seçeceğim arkadaşlar. 2 tanesini seçmiştim. 2 tane profesörden birisi çarpı geriye kalan intern'ler buraya. Şimdi ben bunları bir toplayayım. Tamam mı? Burası 3 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 1 yapar. Yani şöyle 12. 12 kere 2 24. 24 kere 6 bana 144'ü verir. Artı devam. Burası da 3 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 yapar. 2 kere 2 4'tür. 4 çarparsam 16 gelir. 16 ile 3'ü çarptım 48. 48 ile 9'u çarparsam 450'den 18 eksik kadar olur. Yani 432 olur. 432. 432 144 daha kaç yaparsa onu bulacağız. Bu da bize 576'yı verir. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir. Şunu sorabilirsin. Hocam şurada bir tane intern burada iki tane intern vardı. Sol tarafta iki tane sağ tarafta bir tane olmaz mıydı? Olurdu da bize şunu soruyor. Gruplar kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Yani bu grupların isimleri belli değil. A grubu B grubu değil. Grupların isimleri önemli olsaydı eğer işte o zaman çarpı 2 derdim. Cevapta işte ne olurdu? 1452 olurdu. Lakin 1400 değil ya pardon. 1152 <laughs> <elli> olurdu. <laughs> ama grupların isimleri önemli değil. Grupların isimleri önemli olmadığı takdirde sadece grubu seçip bırakırsın. N ve R, Pozitif tam sayı ve N R'den büyük veya eşit olmak üzere. Bu şekilde gösterilen nr sembolünün değeri x artı y'nin eninci kuvveti ifadesinin açılımında x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan r'nin terimin kat sayısı biçiminde tanımlanıyor. 9'a 3, 9'a 4, 10'a 5, 11'e 6, 12'ye 7 artı bir şeye bir şey toplamanın değeri. A'ya B sembolünün değerine eşit olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı farklı değerlerin toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle x artı y'nin n'inci kuvvetinde baştan r'ninci terimin katsayısı demiş ya baştan r'ninci terim. Şimdi o zaman şöyle bir durum var. Şöyle bir şey söz konusu. Ben bunun r artı birinci teriminin baştan kaçıncı kuvvetinin yani baştan r artı birinci terim formülünü biliyorum. Neydi? N n'in r'lisi diye başlıyorduk değil mi? Şimdi baştan r'ninci terimde de n'in r eksi birlisi diye başlarız. Dolayısıyla en bu R'de buysa burası 9'un bak 9'un ikilisidir. 1 eksi. Yazdım hemen şuraya yazıyorum. 9'un ikilisi artı 9'un üçlüsü ikincisi. 10'un dörtlüsü 11'in beşlisi 12'nin altılısı artı bir şeyin bir şeylisi eşittir A'nın b'lisine. A'nın B eksi 1'lisine. Tamam mı? Şimdi 9'un ikilisiyle 9'un üçlüsünü toplarken Bak şunlara. Burayı 10 yapıyorduk. Buradan da büyük olanı seçiyorduk. 10'un üçlüsü 10'un üçlüsüne 10'un dörtlüsünü 11 11 eklersem 11'in dörtlüsünü, 11'in dörtlüsünü, 11'in beşlisine eklersem 12'nin beşlisini, 12'nin beşlisine 12'nin altılısını eklersem 13'ün altılısını bulmuş olurum. Bunun üzerine bir şeyin bir şeylisini ekleyince a'nın b 1'lisi oluyormuş. Şimdi ben buraya ne ekleyeyim hocam? Ben buraya şunu ekleyeyim. 13'ün 13'ün 7'lisini eklersem bu bana 14'ün 7'lisini verir. Demek ki A 14'müş. B 1 bak B 1 unutma. B 1 7 ise B de 8'miş. O zaman A artı B burada 22 değerini alabilir. Tabii 14'ün 7'lisi de biliyorsun. 14'ün şimdi ben burayı topladım 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 geldim. 14'ün 7'lisine kadar geldim ya. E şimdi hocam 14'ün 7'lisi okey de burası farklı bir şey gelemez miydi 14'ün 7'lisi? Gelirdi. Şöyle ki en son bak en son şurası 13'ün 6'lısı yapmıştı değil mi? 13'ün 6'lısının ben 13'ün aslında 7'lisine de eşit olduğunu biliyorum. 13'ün 7'lisinin hemen yanına şu boşluğa eğer 13'ün 8'lisi yazmış olsaydım. Bunları topladığım takdirde 14'ün 8'lisini verirdi. Yani bu ifade 14'ün 8'lisine de eşit oluyor. Yani A 14 iken o zaman B de 9 oluyor. Bunların toplamı da bana 23'ü veriyor. A artı B 22 veya 23 olabilirmiş. Toplamları da 45'in ta kendisi olur. Fevkalade'nin fevkinde soruydu. Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz da. Aynur diye bir vatandaş var. Pascal üçgenin aşağıdaki gibi yazıp sağdan sola doğru çapraz bir doğrultuda gösterilen sayıların yer aldığı kutuları boyuyor. Buna göre en kaçtır diye sorulmuş. Buluruz. Sıkıntı yapma. Buluruz. Şimdi şurası ne? Burası hocam 2'nin mesela ikilisi. E şurası ne? Hocam 3'ün ikilisi. Burası ne? 4'ün ikilisi. 5'in ikilisi. Ha, demek ki, demek ki bak 5'in ikilisi 10. 4'ün ikilisi 6. Tamam? 3'ün ikilisi e, 3. O zaman n'in ikilisi de bana 45'i vermez mi? n'in ikilisi 45 ise n n 10'dan başkası değildir. Çünkü 10'un ikilisi bana 10 çarpı 9 bölü 2 faktöriyelden 45'i verir. N kaçtır diye sorulmuş. Cevap C şıkkı olacaktı. Ve gençler son sorumuz. Artık istatistik veri kısmına geçeceğiz. Ne demiş bir bakalım beraber. Şurayı bir sildim. <laughs> sildim. Aşağıda bir sinema salonundaki oturma planı verilmiş. Sinemaya birlikte gidecek olan Efe ve Fikret rastgele iki koltuk seçiyor. Buna göre Efe ve Fikret'in yan yana veya arka arkaya iki koltuk seçip oturma olasılığı soruluyor bize. Şimdi gençler iyi dinleyin. Yan yana veya arka arkaya iki koltuk seçip oturma olasılığı soruluyor ya. Bu sinemada toplam kaç tane koltuk boş? Bunları bir hesaplayalım. 1. Bu sırada 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanesi boş. <laughs> Normalde 13 tanesinden herhangi 2 tanesini seçip oturabilirlerdi. Sıralamayacağım çünkü istenen durumda sıralamayacağım. Bu tüm durum. İstenen durum ne? Yan yana, bak yan yana veya arka arkaya olmaları. Şimdi yan yana bak. Arka arkaya olanları sayalım. 1 2 3 4 5 tane durum için arka arkaya oturabilirken yan yana olanlar 1 2 3 3 başka var mı? 3 Başka sanırım yok. 1 2 Aynen. Şu an yok. Ha bir de var. Burada 6. 1 pardon. 1 2 3 4 tane var. Tamam. 4 tane. Şimdi 4 artı 5'ten 9 tane durum var. Yan yana veya arka arka oturabilecekleri. Dolayısıyla direkt 9 dedim. 13'ün ikilisi nedir? 13 çarpı 12 bölü 2 midir? Evet. E şimdi ben burada 12'yi 2'ye bölersem 6 gelir mi? Gelir. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3 geldi. Bak yukarısı 3. Alt taraf 26. Doğru cevabımız da 3 bölü 26'nın ta kendisidir diyebiliriz. Evet gençler artık ne dedik? Veri istatistik kısmına geçeceğiz konu özeti yapacağız. Hemen arkasından sorularımızı çözeceğiz. Ve gençler hemen arkasından da fonksiyon konusuna geçeceğiz. Şimdi ödeviniz neydi? Ödevinizi tekrar hatırlatayım ben size. Ödeviniz arkadaşlar şu turucu kitabımızdan 40 soru serisi TYT Matematik video, video soru kitabından hemen permütasyon kombinasyon binom olasılık kısımlarını bir güzel çözüyorsunuz. Veri istatistik ödevinizde yine aynı testin içerisinde. 40 tane soru çözeceksin ve konuya artık büyük ölçüde nokta koyacaksın. Ben permütasyon kombinasyon binom olasılık için şunun garantisini veremem. İstediğin kadar soru çöz. Tamam. Yani ben sana 40 tane soru çözdüğün zaman okey artık oldum diyemem. Çünkü bu konu maalesef böyle bir konu. Yani şöyle ki 1 milyon tane soru çöz. Ben seni 1 milyon birinci soruda şaşırtırım. Dolayısıyla bu konu maalesef böyle bir konu olduğu için Mecburen sadece olaylara hakim olman gerekiyor. Karşına çıkan soruyu çözüp çözememek orası artık takdiri ilahi gibi bir şey. Tabii ki konuyu iyi bilirsen çözme ihtimalin artıyor. Lakin dediğim gibi bazen benim bile çözemediğim sorular çıkıyor bu konuda aklında bulunsun. Evet canım arkadaşım sonraki videomuzda o zaman görüşelim diyelim. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.